Erdoğan'ın ilk başlarda o yan tarafta görüntüsünü canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Çünkü Azerbaycan'a indi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gezisinin ardından artık Azerbaycan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. Gördünüz siz de. Şimdi dönelim, detayları alacağız. Mücahit Topçu o noktada, hemen Mücahit'i dinleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs seçimlerinin ardından yeniden Cumhurbaşkanı seçilmişti bir kez daha ve geleneği bozmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Azerbaycan'a yaptı. Dün akşam saatlerinde Azerbaycan'a indi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte akşam yemeğinde bir araya geldi. Ama bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan programı devam ediyor. Yaklaşık yarım saat önce Azerbaycan Gençlik Sarayı resmi törenle karşılandı İlham Aliyev tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şu sıralarda da ikili görüşme halinde. Bugün önemli görüşmeler yapılacak, hem liderler baş başa görüşme gerçekleştirecek hem de heyetler arası görüşmelerin yapılacağını ifade edebiliriz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de buradalar. Onlar da heyetler arası görüşmelere katılacaklar. Tabii konu masada önemli konu başlıkları var. Hem iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da iyi hale getirilmesi ele alınacak hem de bölgesel meselelerin konuşulacağını ifade edebiliriz ki özellikle bölgesel meseleler denince ilk akla gelen sorun Karabağ meselesi oluyor. Ermenistan'la Azerbaycan arasında diyalog adımlarının arttırılması yönünde yine fikir alışverişinde bulunacak liderler, bunu ifade edebiliriz. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Sarayı'na gelmeden önce, resmi törenle karşılanmadan önce burada Haydar Aliyev'in mezarını da ziyaret etti. Türk şehitliğini de ziyaret etti. Bunu da ifade edebiliriz. Otelden çıkışta da açıklamalarda bulundu. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik adımlar atılabileceği sinyal de verdi. Bunun da altını çizmiş olalım. Görüşmeler gerçekleştikten sonra, baş başa görüşmeler ve heyetler arası görüşmeler tamamlandıktan sonra liderler kameralar karşısına geçecek ve kamuoyuna açıklamalarda bulunacaklar. Biz de kameraman arkadaşım Hakan Tarhan'la birlikte o anları canlı yayında ekranlarınıza getireceğiz diyelim. Bu önemli günde, bu ziyarette gelişmeleri an be an takip ediyoruz diyelim. Sözü başkent Bakü'den İstanbul'a bırakalım.